Allah'ını seversen bu nedir ya? Spor haberimi okuyorum, karikatürüm okuyorum. Komedi midir nedir? Neymiş? Devre arasında durumu düzelteceğiz. Kardeşim sen neyi düzeltiyorsun ya? Git halamın sağımcam olur bu. Sen sezonun başında yapacaksın kardeşim. Sen kötü topçuya ver parayı, çarçur et, ondan sonra sezon arası de. Hadi hadi sen de başarabilirsin, bozulabilirsin. Bravo, helal olsun. Arkadaş şu evde 40 yılın başı bir müzik dinleyelim dedik. Şu hale bak ya. Ulan bizim para da mı çarçur oldu ya? Hacı ne oldu hacı? Öldürttüm. Abinle yengeni öldürttüm. Neden biliyor musun? Çünkü seninle daha fazla mutlu olmak istiyorum. Çünkü Ferit Aslan'da olup da bende olmayan her ne varsa bende de olsun istiyorum. Anladın mı? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ay. Ne iyi etmişiz de almışız şu ses sistemini değil mi? Ya sen bana böyle cep telefonundan Bluetooth'la bağlanıyor deyince bir anlamsız bulmuştum ama... ...ne kadar da ihtiyacımız varmış meğersem böyle bir şey değil mi? Psikopat manyak sen benim sesimi mi kaydettin? Sakin ol. Artık eşitiz Hakan'cığım. Bak az önce kendi ağzından söylediklerini duydun değil mi? Sen bir katilmişsin ve artık benim elimdesin. Bak, bundan sonra benim üzerime gelmeyeceksin. Eğer sen o parmak izli silahı ortaya çıkartırsan... ...ben de aynı şekilde bu ses kaydını polise veririm. Ben nasıl susuyorsam sen de aynı şekilde susacaksın. Anlıyoruz değil mi birbirimizi? Bence de. Alabilir miyim? Aa, sen akıllı bir adamsın kocacığım. Herhalde elindekinin tek kopya olduğunu düşünmüyorsundur değil mi? Neyse, kalsın. Arada o güzel sesini dinlersin. Şuna gider belki. Pelin Hanım. Sanırım Ferit Bey'in odasına gidiyorsunuz ama kendisi bugün şirkete gelmeyecek. Neden? Hasta falan mı? Yok hasta değil. Sadece özel bir işi olduğunu ve bugün şirkete gelemeyeceğini söyledi. Kendisi eşiyle beraber şehir dışında da. Hı. Neredeler? Ha, onu bilemeyeceğim. Ama acil bir şey varsa ben kendisine ileteyim. Teşekkürler. Ben yarın yine uğrarım. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Abi, buyur bir şey mi oldu? Oldu Bekir, oldu. Demet kendi telefonuna gizlice benim ses kaydımı almış. Ve abuk subuk şeyler söylerken bu birinin eline geçer ya da biri bunu öğrenirse mahvolur biteriz, tamam mı? Şimdi bunu al. Bu ses kaydı herhangi bir yere mail olarak ya da başka bir yolla yollanmış mı yollanmamış mı öğren, tamam mı? Tamamdır abi, ben bir çocukları inceleteyim. Haber bekliyorum ben senden. Merak etme abi, öğreniriz. Ha, Cihan. Demet Hanım biraz sonra şirkete gelecek. Ona bakmanı istiyorum yani, göz kulak ol. Kimle konuşuyor, ne yapıyor, ne ediyor, kimin odasına giriyor. Ne yaparsa yapsın saat başı bana rapor vereceksin, tamam mı? Peki Hakan Bey. Bir de Demet senin benim adamım olduğunu bilmiyor. Bilmesin. Nasıl isterseniz Hakan Bey. Doğal ortam bozmasın seni. Malum plazalarda büyüdün. Bozmaz bozmaz, aksine iyi geldi. Benim de ihtiyacım varmış böyle bir şey. Sen neden tercih ettin burayı? Yani zeytin toplama işi falan. Bir sebebi var mı? Bilmem. Ayaklarım buraya getirdi beni.
Bence zeytin ağaçları bu dünyanın yaşayan efsaneleri. Her türlü zorluğa rağmen yüzyıllarca ayakta kalmak için direniyorlar. Her derde devalar. Yağı, sabunu, meyvesi. Bildiğim mucize. Yani? Yanisi şu. Bu her derde deva olan, her türlü zorluğa dayanan ağaçlar belki bana da iyi gelir dedim. İyi geldin peki. Öğütlerini dinlesem gelecek aslında. Öğütler. Ne öğüdü bunlar? Kişi Özelcim. Neden güldüğünü öğrenebilir miyim? Bütün Bulut'a anlattığımız şu masallar falan çok etkisi altında kaldın herhalde. Zeytin ağacı efsaneleri, öğüt veren ağaçlar falan. Hepsi çok masalsı değil mi? Belki masallara ihtiyacım vardır Ferit. Belki bir süreliğine gerçeklerden uzaklaşmak bana iyi gelecektir. Tamam kabul ama ben şunu merak ediyorum. Masal bitince ne olacak? Onu o zaman konuşuruz. Nazlı. Konuşmayı daha ne kadar erteleyeceksin? Müsaade anne. Toplamam gereken öğütler var. Benim de birkaç öğüde ihtiyacım var sanırım. Koltukta uyuyup boynum tutulmasından daha iyidir. Kim bu saatte ya? Geldim, geldim. Geldim. Pelin? Deniz kusura bakma ya, uyandırdın mı? Ay, aslında öyle oldu ya biraz. Ama yani şey, iyiyim. Geç uyumuştum ondan. Başka zaman geleyim istersen. Yok canım, olur mu öyle şey? Bu havada gelmişsin buraya kadar. Geçsene içeri. Deniz, kim geldi? Aha, misafirin varmış, rahatsız ettim. Yok. Biz yeni uyanmıştık. Siz takılın, ben duşa gidip geliyorum. Aa, Yasin içeri. Kahve içer misin? Olur. Şaşırttın beni Deniz. İnsanları tanıdığımı zannederdim. Nasıl yani? Dün senin Nazlı'dan hoşlandığını düşünüyordum. Bugün kardeşiyle beraber uyanıyorsunuz. Ha, o zannettiğin gibi bir şey değil ya. Arkadaşız. Öyle diyorsan öyledir, bana laf düşmez de. Yine de Nazlı'nın altında bu arkadaşlığın sınırlarını belirlesen iyi olur. Ayağına dolanır sonra. Pelin, bırak da ona ben karar vereyim ya. Ayrıca söylediğim gibi, arkadaşız. Gerçi arkadaş olmasanız ne olacak ki? Ferit Bey eşiyle sırrı kadem basmış. Bir yerlerde aşk tazeliyorlardır herhalde. Ne demek istiyorsun anlamadım. Şirkette Ferit'i aradım, yoktu. İkbal eşiyle gittiğini söyledi. Ben de sana geldim belki bir şey biliyorsundur diye. De. Senin de pek bir şeyden haberin yok anlaşılan. Nereye kayboldu bu ya? Kesin kendine sığınacak bir plaza arıyordur. Ben de bir zeytin ağacının öğüdünü dinledim.
Nazlı'yı mutlu etmek istiyorsan git bir zeytin fidanı bul dedi bana. Nereden buldun bunu? Şiler'deki köylüler zeytin fidanı ekiyordu. Ben de rica ettim. Ekelim mi? Hadi ekelim. Nereye ekelim? Şu tarafa ekelim. Çünkü kış geldiğinde soğuktan korunması gerekiyor. Ama bir taraftan da bahar geldiğinde güneş kucaklamalı. Şu tarafa. Çok emin olamadım şu an. Nazlı, bir karar verecek misin artık? Evet, vereceğim. Tamam. Son kararım şu taraf. Çimento fabrikası için tüm fizibilite çalışmaları tamamlandı. Yatırımın bize dönüşü dün gönderdiğim raporlarda detaylı bir şekilde belirtildi. Eğer onayınız olursa girişimimizi hemen kamuoyuyla paylaşabiliriz. İnceledik Can. Eline sağlık. Gayet mantıklı ve makul gözüküyor. Teşekkür ederim. Demet Hanım, siz ne dersiniz? Yönetim kurulu onaylarsa hemen bir basın toplantısı ayarlayabilirim. Eğer bir basın toplantısı düzenlenecekse onu ben kendi ekibimle ayarlarım. Siz rakamlarla ilgilenin lütfen. Ayrıca Ferit'le de konuşulsun. Yalnız o bugün pek mümkün görünmüyor Demet Hanım. Neden? Ferit ufak bir tatile çıktı Demet. Yarın burada olur. İkbal Hanım, Ferit'le yarın için teyitleşebilir miyiz? Ben az önce aradım Engin Bey kendisini, yalnız telefonu kapalıydı. Tamam, o zaman Nazlı'dan ulaşabilirsiniz. Tabii. Ben teyit edip hemen sizi bilgilendireceğim Engin Bey. Evet, Cihan, diğer maddeye geçelim. Tabii. Yetmişinde bile mesela zeytin dikeceksin demiş Nazım. Biz biraz erken davrandık ama olsun. İnşallah yerini seversin. İstersen ara sıra gelip kontrol ederiz. Hatta bir gün gölgesinde bile dinleniriz belki. Bulut'u da getiririz. Neden olmasın? Neyse tamam, yine masallara girmeyelim. Bir zeytin ağacı kaç yılda büyüyor biliyor musun sen? O zamana kadar oho. Nazlı! Nazlı gel! Hadi geliverin gari, sofra hazır. Tamam Dut teyze, geliyoruz. Hemen tanışmışsın insanlarla. Hiç sorma. Dut teyzenin bütün hayatına hakimim şu an. Acıktın mı? Evet. Hadi kalkalım o zaman. Sen seversin, her şey organik. Nazlı, istediğim zaman gayet uyumlu biri olduğumu zamanla yaşayarak öğreneceksin. Yani benim tanıdığım Ferit'in yapacağı iş değil açıkçası. İş günü. Böyle gezmeye gitmeler falan. Benim bundan bize ne? Ağzın bize ne diyor? Yüzünse bu duruma epey dert etmiş gözüküyor Deniz. Yani? Nazlı ile Ferit evli ama ben döndüğümden beri senin Nazlı'ya karşı ilginin azalmadığını görüyorum. Deniz, bu umudu neye borçlusun? Ferit'in evliliğinde ters giden bir şey mi var? Aralarında bir sorun mu var bildiğin? Eğer bildiğin bir şey varsa lütfen söyle. Çünkü benim de tutunacak bir umuda ihtiyacım var. Deniz, dolabından bir iki kıyafet aldım. Yıkar getiririm. Aa, sen burada mısın hala ya? Ben gittin zannetmiştim. Asuman. Yani kapı sesini duyunca çıktın zannettim. Ama eğer kalkıyorsan birlikte çıkalım. Ben de gidiyorum çünkü. Evet. Benim de işlerim vardı. Çıkayım artık. Ferit abiye ulaşamıyorum. Nazlı ile bir yere mi gittiler? Bir bilgin var mı? Ha evet. Ablam mesaj atmış dün gece bana. İzni'ye gidiyorum diye. Ferit Bey de peşinden gitti galiba. Aşk işte, ne yaparsın? Ayrı kalamıyorlar. Deniz, teşekkür ederim dün gece için ve her zaman yanımda olduğun için. Rica ederim. Görüşürüz. Teşekkür ederim Deniz'cim bu güzel kahve ve sohbet için. Rica ederim. Deniz, bak ben elimden geleni yapıyorum. Senin yardımın olmadan başaramam. Lütfen sen de bir an önce harekete geç. Thank you.
Tasuman. Hadi gel bırakayım seni de. Yok hiç gerek yok. Ben otobüsü bekliyorum. O da birazdan gelir zaten. Yani kıyafetlerle otobüs bekleme istersen. Tamam, madem o kadar ısrar ediyorsun kırmayayım ben seni. Lezzetli. Bunun içine var ya kesin keçi sütü karıştırırlar. Peynir de güzel de ben daha çok ekmeği sevdim. Çıtır çıtır. Tam benim sevdiğim gibi. Belli. Çay alacağım kendim. Alayım mı sana yenisini? Aa, yok benim var. Merhaba. Bir çay alabilir miyim ben de? Tabii abi hemen. Tazedir. Demin olsun. Ne yaptınız az? Düzelttin mi aranızı? Yok daha değil. Amma da keçi çıktın ha. Tatlı tatlı gidiver evinize işte. Ay Dudu teyze o kadar kolay değil öyle tatlı tatlı gidivermek eve. Önce bir konuşacağız, netleştireceğiz durumları. E konuşuverin o zaman. Kim tutuyor sizi? Buyur abi. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Gel oğlum gel. Maşallah boylu, poslu. Evet bizim eve hapsından bile sığmaz ha. Maşallah. Kusura bakmayın rahatsız ettik sizi de yemeğinize ortak olduk. Olur mu öyle şey? Her şeyden bol bol var. Yiyin gari afiyet olsun. Hem ben size herkesleri anlattım. Televizyon seyreder gibi sizi seyrediyoruz. Çok tatlıymış gerçekten. Bizimkiler iddiaya bilem girdi. Sabri diyor ki ayrılırlar. Bahattin diyor ki barışırlar. Kaybeden kazanana bir koyun verecek. Hangi Sabri? Sabri, aha şu ateşin başındaki. Kokuyu alıyor musunuz? Ben kokuyu bir yerden tanıyorum, hemen geliyorum. Nereye kızım? Sabri yabancı gelmedi galiba. Bir şey sorabilir miyim? Vallahi abla kusura bakma. Biz Bahattin'le böyle hani eğlence olsun diye yok, yani. Yok yok. Onu sormayacağım ben. Başka bir şey soracağım. Bu mantarı nereden buldunuz? Bu çok zor bulunan bir mantar. Hem de çok lezzetli. Buralarda yetiştiğini bilmiyordum ben. He, ormanda topluyoruz abla. O arkada. Al bir yukarı tadına. Al al. Ferit. Ferit bunu mutlaka yemen lazım. Mantar. Biz bunu hep yiyoruz ki. Ben bunu İstanbul'a bile kurutup götürüyorum. İşte ben bunu bilmiyordum. Benim bundan mutlaka toplamam lazım. E toplayalım. Topla tabii abla. Yalnız ormana girmen gerekiyor. Karanlığa kalmayacaksın. Karanlığa kalırsan çok tehlikeli gari. Yok ya kalmam ben karanlığa. Kız bir başına gidecekmiş gibi konuşuyorsun. Aslan gibi kocan var ya burada. O seni yalnız bırakır mı zannediyorsun? He mi oğlum? Ya marketten alamıyor muyuz bunları? Ay aşk olsun Ferit. Marketten alınanla taze taze toplanan biri mi? Hem ben yetiştiği yeri görmek istiyorum. Tabii sen gelmek istemiyorsan sen bilirsin. Yok canım olur mu öyle şey gelirim. Sabri abi bana bir tane daha versene tadı damağımda kaldı. Ver ver. Afiyet olsun. Sağ olasın. Ormanın neresinde demiştin? Hemen şu karşıda. Şifalı mı? İstanbul
ve araba yan yana gelmemesi gereken iki kelime sanırım ama ben arabasız yapamıyorum. Gelir gelmez kiraladım. Hem İstanbul'u seven trafiğine katlanır. Yani ne kadar sevdiğinle alakalı tabii. Deniz'le yakınsınız galiba. Sana ne bundan? Korkma. Deniz'de gözüm yok. Ama senin de varsa pek ümitlenme derim. Ne diyorsun sen ya? Deniz'i tanırım. Senin gibi kızlarla biraz güzel vakit geçirir. Sonra sabah uyandığında o sırtına pahalı tişörtlerinden birini verir. Evine otobüsle dönersin. Ne diyorsun Pelin sen? Hı? Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Sen beni tanıyor musun be? Sen Deniz'i ne kadar iyi tanıyorsun da böyle konuşuyorsun? Sen bizim ilişkimizi ne kadar iyi biliyorsun ya? Sen illa bir sabah bizi bir arada gördün diye aramızda bir şey mi olması lazım he? Tamam sakin ol ya. Uyarayım dedim. Uyarma canım sen beni, uyarma. Dün Deniz olmasaydı ben ne halde olurdum biliyor musun sen? Sabah sağda solda belki bir çöp konteynerinin içinde bulurdunuz benim cesedimi. Deniz geldi ve yumruklayarak öldürüyordu neredeyse adamı. Ben niye bu kıyafetleri giyindim bir düşün bakalım, bir sor bakalım bana. Çünkü o sapığın evinde kaldı kıyafetlerim. O yüzden Deniz'e giymek zorunda kaldım, anladın mı? Bir dakika, bir dakika sakin ol. Ne sapığı, ne oldu sana dün gece? Polise falan gittiniz mi? Gitmedik. Polise falan gitmedik. Ne diyeyim ben polise gidip ne diyeceğim, ne anlatacağım onlara? Ben kendi isteğimle gittim adamın evine. Ayrıca adam zengin teki, pislik bir herif. Kesin o önlemini almıştır. Sen tanıyor muydun adamı? Birkaç kez görmüşlüğüm var Deniz'in barında, Muzaffer bir teki. Sonuç olarak Deniz geldi, beni oradan kurtardı. Ben de şu an sağ salim hayattayım. Neyse çok geçmiş olsun. Yani en azından olan olmuş, biten bitmiş. Sağ çeker misiniz siz şu arabayı? İneceğim ben. Sağ ol. Sen de beni buraya kadar bıraktığın için ve sinirimi bozduğun için teşekkür ederim. Rica ederim. Ha Pelin, bu arada ben seni pek sevmedim. Anlamışsındır zaten. O yüzden bundan sonra benimle ve yakınlarımla alakalı konuşurken iki kez düşün. Deniz olan ilişkime de sakın burnunu sokma. Ben dışarıdan böyle tatlı, sevimli gözükebilirim ama içimden asla öyle değilimdir. Tamam mı tatlım? Ayağına denk al yani. Doğru yolda olduğumuz emin misin? Aşk olsun Filiz. Tabii ki eminim. Tam bu tarif ettikleri yoldayız. Yalnız bahsettikleri bir çeşme vardı. Onu henüz göremedim. Onu gördük mü geldik sayılır. Yakın demişlerdi ama yarım saattir yoldayız. Yerleşim yerlerinden epey uzaklaştık. Çeşmeyi görünce söyleyeceğim. Aha işte gördüm. Çeşme orada, burada duracak. Bir yol burası. Şuradan gideceğiz. Musluk mu açık? Bir saniye. Bozuk mu? Galiba. Efendim. Neyse hadi mantarları toplamamız lazım. Sonra? Sonra? İstanbul'a döneceğiz herhalde artık değil mi? Evet döneceğiz. Ama önce konuşacağız. Şimdi konuşalım. Hayır Ferit. Önce mantarlar. Hadi hava kararacak. Afiyetler olsun. Yine bekleriz. Hasan. Ara. Fatoş. Şimdi Nazlı Ferit'le baş başa değil mi? Hmm. Ay ne kadar romantik. Ben de Tarık'la birlikte böyle yerlere gitsek. Aa. Sen de Tarık. Ay Manamicim sen birazcık uçtun ya. Vallahi çok hayallerin çok büyük büyük olmaya başladı senin. Bence birazcık frene bas sen. Vallahi bak. Çok coştun yani. Ya Fatoş. Sen niye birden Tarık'a karşı böyle negatif şeyleri düşünmeye başladın? Neredeyse beni paket yapıp Beren'e verecektin. Ne değişti ki anlayamıyorum. Bir şey mi oldu? Yok canım. Ah, şu müşterilere bakayım ben. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Selam. Selam. Selam Ferit'ciğim. Selam. Tarık, hoş geldin. Hoş buldum. Aç mısın? Ha? Aç mısın? Aa, yok yok. Yedim ben. Sağ ol, tokum. Şey için geldim. Nazlı yokmuş galiba. Ferit Bey de mesaj attı. Rica etti. Ya bugün işte size yardım etmek için geldim.
tam gün buradayım yani. Demek ki Ferit diye aramış, rica etmiş ha? Bak Fatoş, görüyor musun? Bunu Nazlı'ya anlatman lazım. Restoranla ilgilenmiyor diye söylenmesin. Baş başa kalmak iyi geldiyse demek ki. Tabii tabii. Baş başa kalmak bütün çiftlere iyi gelir. Tabii tabii. Hadi bakalım. Bir an önce başlayalım işlere. Alışveriş listesi vardı Tarık, ben onu vereyim sana. Süper. Arkaya koydum herhalde. Siz Manami ile beraber gidersiniz artık. Birlikte geç. Ne gerekiyorsa alırsınız. Manami ile beraber. Tabii canım, zaten ben Manami'ye yardım etmek için geldim. Yani senin için geldim Manami. Öyle mi? Hı-hı. Buyurun. Sağ ol. Hadi bakalım biz o zaman bir an önce çıkalım. Manami-san. Tamam, hemen geliyorum. Oldu o zaman. Kolay gelsin. Size de kolay gelsin. Evet. Siparişleri alayım. Türk kahvesi. O da Türk kahvesi alayım. Sadece Türk kahvesi mi? Türk kahvesi. Tamam. Hasan. Hoş geldiniz. Yine neden çağırdın beni? Aşk olsun, özledim. Gözlerine bakıp hülyalara, rüyalara dalmak istiyorum. Seninle beraber yağmurda ıslanmak istiyorum. Sen benimle dalga mı geçiyorsun kızım? Ferit Aslan karısıyla tatillerde fink atıyor. Sen bu rahatlık ne ya? Asıl sendeki bu neyin rahatlığı ya? Kızımızım. Pelin, gereksiz kibarlıklara ayıracak vaktim yok benim. Bir plan yaptık ve o plan bozuldu, bozulacak. Ferit Aslan için bir şey... Hakan tamam. Bir sakin ol. Bir düşünelim, bir dur. Allah Allah. Ya sen amma takmışsın Ferit'e bu kadar ya. Ferit sana ne yapsa da bu kadar kin duyuyorsun ona? Boş ver. Boş verme, anlat. Ne yaptı sana Ferit? Klasik bir hikaye bizimkisi işte. Ben fakir doğdum, fakir bir mahallede büyüdüm falan. Beyzademiz zengindi. Burslu falan okudum ben. Sonra bunun ailesi ve... Ya mümkünse bu konuyu kapatabilir miyiz? Bizim daha önemli mevzularımız var. Ferit'le karısı Nazlı'ya odaklanabilir miyiz mümkünse? Burada bir yerde olmalı. Gel burada, sonunda bulduk seninkileri. Bunlar benimkiler değil. Bunlar zehirli. Nasıl anladın? Daha önce hiç görmedim. Ben görmediysem kesin zehirlidir. Yani risk almaya değmez. Seninkilerin zehirli olup olmadığını nasıl anlayacağız? Ay aşk olsun Ferit. Ben görünce anlarım herhalde. Yeter ki mantarları bulalım. Yalnız Nazlı, yavaş yavaş dönmemiz gerekiyor. Ferit'ciğim hiç kusura bakma. Mantarlarımı bulmadan şuradan şuraya bile gitmem. Çok yakındalar, ben hissediyorum. Bunun kokusu geliyor. Tamam, son bir yarım saat daha, sonra yarım saat sonra döneceğiz. Ay yine başladı kurallar. Yahu bak, şehirden uzaklaşmışız. Her yer yemyeşil. Gelmişiz ormanın bağrına. Oh, mis gibi temiz ama. Of, yavaş yavaş. Söylemiştim sana, yaprakları ıslak. İyiyim mi? Sen elimden tutabilirsin, düşmek istemiyorsan. Yok, koluna gireyim. Böylesi daha güvenli. Şu taraftan gideceğiz. Alıyor musun kokuyu? Almaz mı? Beraber tatil olayı hiç iyi olmadı. Bak, gördün mü Pelin? Şimdi beni daha iyi anlamaya başladın işte. Teşekkür ederim. Nazlı anında gardını aldı zaten. O benden uzaklaştırmak için planlamıştır bu tatili. Akıllı kızdır Nazlı. Ha, bir de bugün bir şey öğrendim. Yani işimize yarar mı pek bilmiyorum ama. İşte bana bunlarla geleceksin. İşimize yarar hale getiririm ben onu. Sen söyle bakayım neymiş? Nazlı'nın kardeşi Osman'la karşılaştım. Muzaffer diye bir adam. Kızı sıkıştırıyormuş, taciz mi etmiş, ne öyle bir şey. Yani belki işimize yarayacak bir şey çıkar ondan.
Asuman'dan Ferit'le ilgili bir şey çıkmaz. Ferit çünkü Asuman'ı sevmiyor ki ben de sevmem. Hatta ben bir fırsatını yakalasam Asuman'ı bir kaşık suda boğacağım da. Muzaffer. Kim lan bu Muzaffer? Bir tanıdığım Muzaffer var ama pisliğin teki. O mu acaba? Neyse. Yani çok üzgündü. Gerçekten üzgündü. Asuman'a müstahak bunlar. Ama araştıracağım ben onu. Şimdi başka bir şey var aslında. Bizi Ferit'e yaklaştıracak birisi var. Kim? Şuralarda bir yerlerde olmalı. Burnuma burnuma geldi kokusu. Aa işte buldum. Dikkat et düşeceksin de. Bebeklerim benim ya. Ter şunu. Bir de bunu. Bak güzelliğe bak ye. Yemeyeyim de evet bunların tipi daha düzgün, daha güvenilirdi. Ziyan etmeyelim. Tipi değil, tadı düzgün, tadı. Çok lezzetli bunlar. Ben bunlarla var ya ne yemekler yaparım şimdi. Restoranın önünde kuyruk olacak. Deniz ya. Dondum burada. Yokum evde abla. Yalnız kalmak istiyorum. Deniz. Gitar çıkmış meydana. Nota kağıtları. Kahve bardakları. Uykusuz geceler ve asık suratlı Deniz. Ne oluyor? Nazlı ile Ferit'in küçük kaçamağı canını mı sıktı yoksa? Abla sen öz kardeşini göz göre göre delirtmek mi istiyorsun? Deniz'cim bana biraz kulak verir misin lütfen? Abla başlamayalım ne olur. Tekrar başlama tamam mı? Bitmedi ki başlayayım Deniz. Bitmedi ki senin kendini üzmen. Bak Nazlı ile Ferit orada şu an keyif yapıyorlar. Ve hiçbir şey umurlarında değil. Sen ne yapıyorsun? Perişan ediyorsun kendini burada. Değer mi ya? Bana söyler misin değer mi? Abla bak ben senin seçimlerini hiçbir zaman sorgulamadım. Ne demek bu? Şu demek oluyor. Daha açık konuşayım. Sen Hakan'la evliyken neden Ferit'in peşinden koşuyorsun? Hı? Söylesene bana bunu. Beni rahat bırak. Demek açık konuşmak istiyorsun Deniz Bey. Tamam. Açık konuşalım. Sen nesin biliyor musun? Kocaman bir bebeksin. Annemin eksikliğini etrafındaki kadınlarla doldurmaya çalışan bir bebek. Önce Alya vardı. Şimdi de Nazlı. Sen ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum. Sevgili kardeşim. Eğer sana annelik yapacak birini arıyorsan sen bilirsin.
Ama eğer gerçekten birini kalbinle sevdiysen bebeklik yapmayı bırak. Ayağa kalk ve aşkın için savaş. Öyle evde oturup üzülmekle olmuyor bu işler. Hadi zeytini anladım. Hadi mantarı da anladım. Kestane nereden çıktı? Ay aşk olsun Ferit. Gerçekten aşk olsun yani. 15 dakikada topladım. Ne var bunda? Ama geç kalıyoruz Nazlı. Ben seni var ya bu kestaneleri yerken göreceğim. Nazlıcığım ay keşke çenemi kapatsaydım da daha fazla toplasaydın diyeceksin. Aslında ben seni burada bıraksam gayet güzel hayatını devam ettirirsin gibi geliyor. Yani mantardı, kestaneydi. Ağaçlar zaten arkadaşın. Baksana konuşuyorlar, öğüt veriyorlar sana. Birkaç kuş da yuvanı falan yapar. Sağ ol canım. Anlı. Sen gece hiç ormanda kaldın mı? Kalmadım Nazlı. Öyle zevklerim yok. Kalamazsın zaten. Korkarsın. Böyle her yerden garip garip sesler gelir. Parlayan gözler görürsün. Ya sen doğru yolda olduğumuza emin misin? Allah'ım yine aynı soruyu mu duyuyor bu kulaklarım? Ya ne bileyim sanki buradan hiç geçmedik de. Canım geçmediğimizi biliyorum. Ben bizi kestirmeden götürüyorum. Yok ben telefona bakacağım artık. Bak. Bak sanki telefon başka bir şey söyleyecek. Bak. Tabii ki çekmiyor. Çekse şaşırırım. Bakayım. Aa, benim pide çekmiyor. Ama problem değil. Ben nereden gideceğimizi biliyorum. Şuradan gideceğiz. Eminim biliyorsundur. Bak biliyorum. Beni dinlemek istemiyorsun ama benden kaçamazsın çünkü ben senin ablanım. Ve bütün gerçekleri sana söylemek mecburiyetindeyim. Ablacığım. Canım. Senin kendini bu şekilde üzmen beni çok üzüyor. Üstelik abimizi kaybettikten sonra hepimiz çok sarsıldık. Abimi karıştırma. Bu olanların abimin ölümüyle alakası yok. Evet. Biliyorum. Ne yazık ki babam hepimize yetemedi. Annemle de doğru dürüst bir geçmişin olmadı. Ben desem zaten yanında olamadım. Yani hayatında bir tek abim vardı. O da gidince sarsıldı. Abla, tamam da bütün bunların Nazlı ile ne alakası var? Çok alakası var. Seni nasıl sarıp sarmaladığını görmüyor musun? Kendini ona nasıl teslim ettiğini. Ben görüyorum Deniz. Bak, Bulut da Nazlı'yı seçti. Çünkü onu annesinin yerine koyuyor. Ben anne aramıyorum. Yok ama aramıyor. Emin misin Deniz? Aliye da öyle değil miydi? Ne istersen yapmıyor muydu? Yaralarını iyileştirmiyor muydu? Söylesene. Öyle değil miydi Deniz? Bak bu konuşma çok saçma bir yerlere gitmeye başladı. Ben senin gitmeni istiyorum lütfen. Deniz rica ediyorum. Abla lütfen saygı gösterir misin? Git. Yalnız kalmak istiyorum. Peki. Ben giderim. Özür dilerim. Canım kardeşim. Yanında olamadığın için çok özür dilerim.